saatler geçmek bilmedi bir türlü. Çok hızlı oldu biliyorum. Yani aramızda olanlar. Ama gözüm hep kapıdaydı. Hani sen geleceksin ya. Of, konuşmayı da bir becerebilsem. Sen iyi misin? Çok sessizsin bugün. Ben dün gece Hale'ye boşanmak istediğimi söyledim. Çok üzüldü mü? Eğer zamanı ihtiyacı varsa bekleyelim. Yani alışması için. Yok, üzgün değildi. Yani bekliyor gibiydi aslında. Ben dün gece bu evliliğin çoktan bittiğini bir kez daha anladım. Anlamadım, nasıl yani? Neyse, sonra konuşuruz bunları. Hadi sen çıkmıyor musun? Mesaim bitti. Hazırlanıp geliyorum ben. Hadi. Yani hem Hale'yi hem de seni idare ettiğimi düşünüyorum. Yani seni üzeceğinden korkuyor. Ben konuştum onunla. Bundan sonra bize karışmayacak, merak etme. Yani şikayet etmiyorum aslında. Bunu anlıyorum ben. Selen iyi bir kız. Hatta tanıdığım kadınlar arasında cesur, güçlü. Hem ablanı kaybettiğin günden beri seni kardeşi yerine koyuyor. Ama bana hala neden güvenmediğini anlamıyorum. Ama gördü işte. Yani yanıldığını kabul etmeli. Sonuçta karına boşanacağını söyledin. Evet, söyledim. Taylan, benim senin için geçici bir heves olmadığımı söyler misin lütfen? Selen'e mi? Bilmiyorum. Herkese. Hayır değilsin tabii. Ben hep senin yanında olacağım. Merak etme. Yani her şey o kadar hızlı gelişti ki. Ne bileyim, belki mutsuzdun, bana sığındın, iyi geldim. Her şey olabilir. Mine, ben karıma boşanacağımızı söyledim. Senin için. Aşkımız için. Ne olur, inanır mısın artık bana? Tamam. İnanıyorum. Peki. Ben? Yani senin için geçici bir heves miyim? Hayır tabii ki. Ben kalbim duracak diye korkuyorum senin yanında. Ellerim terliyor, sesim titriyor. Sürekli sırıtıyorum, durduramıyorum kendimi. Hayır, heves falan değilsin. Asla.